Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi muhabbetle, hürmetle, saygımla selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını Yüce Mevla'dan diliyorum. Bugün sizinle son derece önemli bir konuyu ele alacağız. Bu konu kader konusu. Adından da anlaşılacağı üzere geleneğimizde dini konuların içerisinde en problemli, müşkil, bir türlü halledilememiş sorunlar nelerdir diye liste yapsak, sanırım bu listenin ilk sıralarında yer alacak bir konu, kader konusu. Bu konu benim İlahiyat Fakültesi 2. sınıfların Hadis 3 dersinde işlediğim bir konu. Dün de derste bu konuyu işledim. Tabii dersin saati ve dersin kendine özgü koşulları itibariyle bu konuyu ele aldığımda öğrencilerime söz verdim. YouTube kanalımda da bu konuyu kalıcı olarak hem öğrencilerimin hem ilgi duyan izleyicilerimizin izlemeleri üzere, dinlemeleri üzerine bir ders yapacağım dedim. Hatta bir değil, bu sanırım birkaç ders olacak. Çünkü bir derse sığacak bir konu değil. Dolayısıyla bu sohbetimiz ve dersimiz bir taraftan YouTube kanalımdaki hedeflediğim amacım açısından önemli bir ders. Diğer taraftan da öğrencilerimin derse bir takviye olarak, derse katılamayan öğrencilerimizin dersi bir telafisi olarak dinlemelerine imkan sağlayacak bir konu ve bir sohbet olacak bugünkü dersimiz. Tabii konu kader olduğunda az sonra üzerinde detaylı bir biçimde duracağımız gibi geleneğimizde özellikle Sünni gelenekte imanın da bir şartı olması hasebiyle son derece hassas, imanı ilgilendirdiği için de dikkatli olunması gereken bir alandır. Bu itibarla bu dersimiz ve sohbetimiz inşallah izleyen ve dinleyenlerin bu konuda en azından zihinlerinin belli ölçüde aydınlanacağını, düşüncelerinde var olan bir kısım problemlerinde cevaplarını bularak çözüleceğini umut ediyorum. Ve kader konusunu öncelikle ikiye ayırmamız gerekiyor. Birincisi, bu konunun Kur'an'ın bütünlüğü içinde ilahi mesajın konuyu ele alışı ve bize sunuşu, takdim edişi içinde Kur'ani muhtevanın içinde kaderi nereye konumlandırmamız gerekiyor? Buna bakmalıyız. İkincisi de kaderle ilgili rivayetlere, yani hadis olarak nakledilen rivayetlere bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu sohbetimiz ve dersimiz de iki, muhtemelen rivayetler çok olduğu için üç ders olacak şekilde planlıyorum. Ve bu birinci bölümde konunun Kur'ani muhtevasını aynı zamanda kelami efendim alanlara da girerek, konunun kelam boyutuna da birazdan temas ederek ele almaya çalışacağım. Bu itibarla bugünkü dersimiz ve konuşmamız kader konusuna bir giriştir. Giriş yapacağız. Ve bu giriş olmadan, bu girişte zihinlerimiz netleşmeden, bu giriş bizim için bir genel sağlıklı bir fotoğraf vermeden kader konusunu gerek ayetler üzerinden, gerekse de rivayetler üzerinden ele alarak konuşmak, hele konunun kelami boyutuna, eşari, maturidi, mutezili, cebri, şii kaynaklarda bize aktarılan konunun kelam boyutuna, oradaki tartışmalara girdiğimizde bu konu içinden çıkılamayan tam anlamıyla bir problemler ağı ve bir problemler yığınına döner. Bunu yıllarla bu alanla ilişkisi olmuş, bu konular üzerine okumuş, düşünmüş bir akademisyen olarak ömrümün bu çağında değerli öğrencilerimle derslerde bunları paylaşırken
Bunların sadece sınıfın duvarları arasında, onun içinde sınırlı sayıda dinleyen öğrencilerimizle sınırlı kalmaması için burada kanalımda da bu dersi siz değerli izleyenlerim, zat-ı alilerinizle paylaşmak istedim efendim. Şimdi hemen tahtamıza geçelim ve dersimizi başlatalım. Kader dediğimizde bu konu, kader konusu başlıkta da gördüğümüz üzere, hatta şöyle yazalım müsaadenizle, kader giriş. Bu bir giriş dersi ve sohbetidir. Konuya giriyoruz. Önümüzdeki dersimizde konuyla ilgili rivayetleri ele alarak rivayetler üzerinden devam edeceğiz. Bugün de kısmen Kur'ani muhtevada kader konusunun çerçevesini çizmeye çalışacağım. Şimdi konu Kur'ani muhtevada kader olduğunda hemen net bir biçimde bunun zorunlu olarak Kur'an'ın en temel kavramlarından birisi olan sünnetullah ile ilişkilendirilmesi gerektiği düşüncesiyle buraya sünnetullahı yazmak istiyorum. Bu kavram üzerinde epeyce duracağım için ilahiyatçı öğrencilerimiz ve dinleyenler için bu kavram bilinen bir kavram ama genel izleyicilerimiz için bu sünnetullah ifadesinin anlamı ve bunu konunun neden başına ve en temeline koyduğumuzu inşallah yeterince açıklamaya çalışacağım. Şimdi konu kader olduğunda onu sünnetullah ile ilişkilendirdim. Ama kaderin gerek Kur'an-ı muhteva içerisinde, gerekse rivayetler içerisinde ele aldığımızda bunu zorunlu olarak iki unsur üzerinden değerlendirmek şarttır. Bunlardan birincisi insan. Çünkü zaten ana konumuz bu. İnsanın kader olan ilişkisini konuşuyoruz. Ama mesele sadece insandan ibaret değil. Bir de içinde yaşadığımız varlık, evren var. Evren var. Dolayısıyla konunun bir de evren, varlık boyutu. Evet, bir de varlık boyutu var. Şimdi konu bir taraftan tüm varlığı, tüm evreni ilgilendiren durumuyla Kur'an'da karşımıza çıkar. Bir diğer taraftan da insanla, tabii özel olarak da, ağırlıklı olarak da insanla karşımıza çıkar. Öyleyse kader konusu hiçbir zaman tüm bütünüyle evren ve varlıktan müstakil insani bir durum olarak değerlendirilemez. Değerlendirildiğinde sağlıklı sonuçlara ulaşamayız. O halde tam da bununla ilgili olan Kur'an-ı Kerim'in son derece önemli ve kader sözcüğünün kader olarak geçtiği tek yer olmak münasebetiyle de bu ayet-i kerimeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Kur'an Kamer Suresi 49. ayet. Orada buyurur ki Cenab-ı Hak, İnna kulle şeyin halaknahu bir kader. Bakın. Bir kader. Kader sözcüğünü kullanarak bu ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bize son derece önemli bir hususu söylüyor. Bu son derece önemli husus bir kader. Her şeyi kaderle yarattık diyor. Öncelikle teslim etmemiz gereken husus şu. Varlık var olduğu andan itibaren onun ilahi bir kaderi, bir takdiri vardır ki burada kader ölçü demektir. Kur'an'ın tüm genel mesajlarına baktığımızda hiçbir şeyin abes yaratılmadığı, boşuna yaratılmadığı, yerin ve göğün denge üzerinde kurulduğu, tam anlamıyla bir mizanın, bir dengenin var olduğu, yani kimi filozofların zannettiği gibi
evrenin bir kaos olmadığını, evren bütünüyle bir düzen, bütünüyle bir denge üzerine kurulu olduğuna dikkat çeken Kur'an'ın, işte bu evrenin bir ölçü içinde yaratılmış olması, insan da bu evrenin bir parçası olması hasebiyle, bizim maddemiz itibariyle, işte taşıdığımız tüm özellikler itibariyle, bu evrenin aynı zamanda içindeyiz. Dolayısıyla evren, buraya isterseniz yazalım, evren içinde insanı da taşır. Yani insan da bu evren, efendim, sözcüğünün tazammuni manasına dahildir. Dolayısıyla onun anlam içeriğinde zaten insanda vardır. Böylece insan da bir ölçüyle, bir kaderle yaratılmıştır. Şeklimiz, biçimimiz, dünyaya gelişimiz, hangi coğrafyada, hangi tarihte dünyaya geleceğiz, kadın mı, erkek mi, boyumuz, bosumuz, kaşımız, gözümüz, yeteneklerimiz vesairelerimiz, aklınıza ne geliyorsa biyolojik anlamda varoluşumuzu gerektiren bütün çerçeveleriyle bu evrene dahiliz ve bu evren üzerinde Allahu Teala bir ölçünün, bir dengenin, bir mizanın var olduğunu söyler. İnna kulle şeyin halaknahu bi kader. Biz her şeyi bir ölçüyle, bir denge, bir mizan, bir kaderle yarattık. Bu her şeye insan da dahil olduğu için böylece insanın da bu az önce saymış olduğum yönleri itibariyle bir kaderi vardır ve kaderden kaçırılamaz. Bu konu o kadar net bir konudur ki Kur'an onun için kadere imanı saymaz. Allah'a imanı, meleğe imanı, dikkat buyurunuz, meleğe imanı, efendim, kitaplara imanı, rasullere imanı, öldükten sonra dirilmeye iman etmeyi Kur'an sayar. Bu beşini sayar. Altıncı kaderi saymaz. Çünkü dikkat buyurunuz, bu beş inanılması gereken şey metafiziktir. Yani akılla orada herhangi bir şeyiniz olamaz. Ama kader bu manasıyla evrenin yaratılış modeli olması, evrenin yaratılışının efendim projesi olması itibariyle kader insanın da dahil olduğu. Bu yönüyle kader bedihiyattandır. Buna iman etmeye gerek yok. Çünkü bedihi olana inanılmaz. Bedihi olan bilinir ve zorunlu bilgidir. Bundan kaçınamazsınız. Bu izah edilmesi gereken ya da açıklanması gereken bir durum değildir. Kader bedihi bir durumdur. Ama hangi anlamda kader bedihi bir durumdur? Evrenin yasası olması, evrenin mizanı, evrenin ölçüsü olması anlamında. İnsan da bu evrene dahil olması yönüyle kader inanılması gereken değil. Bilhassa inkarı mümkün olmayan, reddi mümkün olmayan bir bedihiyattır. Var olduğunu reddedemeyen bir kimse varoluşunun kaderini de reddedemez. Çünkü varoluş bir kaderdir ve bu insanın elinde değildir. Öyleyse şimdi tam olarak bu konuştuklarımız üzerinde müsaadenizle şu hususu tespit etmeme izin verin lütfen ve bunu farklı bir renkle yazmak istiyorum. O halde kader evrenle ilişkili olduğunda, insanı da kuşatan varlıkla ilişkili olduğunda evrendeki bu kader zorunludur. Buna biz kelami anlamda cebir diyoruz. Değerli izleyenlerimizden ilahiyatçı olmayanlar da bu sözcükleri en azından bu vesileyle öğrenmiş olurlar. Cebir diyoruz. Cebr. Zorunluluk. Yani burada bir seçme, bir özgürlük söz konusu değil. Allah varlığı cebri anlamda, zorunlu olarak kendi iradesiyle, İşte az sonra konuşacağız, tercih buyurmuş, var etmeyi murad etmiş ve var etmiş. Ve var edince ona bir plan, ona bir program, ona bir kader, işte yeri göğü altı günde yarattık, şöyle oldu, önce böyleydi, sonra şöyle yaptık, yeri gökten ayırt ettik, güneşi şöyle yaptık, ayı buraya koyduk. Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar kaderdir ve bedihiyattır. Reddedilen bir şey değil, reddedilemezdir. Dolayısıyla bu zorunludur ve cebirdir. Ve buradaki yasa, işte hemen irtibat kuralım, sünnetullah yasa demektir, yasadır, sünnetullah yasadır,
evrenin kaderi anlamında sünnetullah zorunlu yasaya tekabül eder. Evet. Evrenin kaderi anlamında sünnetullah zorunlu evren yasalarına tekabül eder. Peki bu zorunlu evren yasalarına biz ne diyorduk? Fizik yasaları. O zaman sünnetullah, değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, sünnetullah evrendeki fizik yasalarına tekabül eden kaderdir. O halde fizik yasaları bir kaderdir. İlahi bir çizgidir. Onu aşabiliyor muyuz? Hayır. Klasik fizikte, Newton fiziğinden bugüne kadar gelen, tabii kuantum mekaniği ve fiziğiyle konular biraz farklılaştı ama olsun, o da ayrı bir ilahi yasadır. Bütün bunlar zorunlu yasalardır. Bunları aşabilmek, yok sayabilmek, bunlardan efendim kaçabilmek mümkün müdür? Hayır. İşte bunun için Cenab-ı Hak Kur'an'da sünnetullahı bize anlatırken, anlatırken buyurur ki velen tecide velen tecide li sünnetillahi tebdilen ve la tahvila. Evet, bu iki sözcüğü müsaadenizle renklendirmek istiyorum. Tebdil, tahvil. Kur'an diyor ki Allah'ın sünneti, sünnetullah, Allah'ın yasalarını asla ebedi olarak, len vurgusuyla, asla ebedi olarak tebdilen, ne ani bir şekilde, mutasyon anlamında, ne ani bir biçimde, ne de tahvilen, tedrici olarak, zaman içinde değişir bulamazsın, değişmez. Allah'ın koyduğu yasa sabittir. Dolayısıyla burada bize Kur'ani muhteva son derece önemli bir hususun altını çizer ve sünnetullah üzerinden der ki Allah'ın kainata, varlığa, evrene koyduğu ölçü, kader sabittir. Bu değişken bir şey değildir. Değişmez. Dolayısıyla evrenin fizik yasaları anlamındaki sünnetullah, evrenin kaderi anlamındaki sünnetullah ne bugün, ne yarın, ne bir başka zamanda değişmeye açık bir kader değil. Sabit bir kaderdir. Sabit bir ilahi yaratmadır, bir modeldir. Dolayısıyla da gördüğünüz üzere burada bir kaderin olduğunu ve bu ifademi müsaadenizle şuraya not diye yazacağım. Not. Bu anlamıyla kader, kader bedihiyattandır, bedihidir, bedihidir. İmanın konusu olmaz. Yani imanı kelamcılarımız bunu konuşacağız. Kelamcılarımız bunu önemsemişler, imanın kaideleri içine koymuşlar ama gerek yok. Çünkü bedihiyattır. Yani insanlar Tanrı'yı, kitabı metafizik olduğu için reddedebilirler akli olarak. Kabul etmiyoruz diyebilirler ama bunu reddedemez. Dünyanın tüm materyalist düşünceye sahip filozofları da insanlar da evrenin bir yasası olduğunu ve evrenin böyle bir anlamda yasayla işlediğini, fizik yasalarını, kimya yasalarını kimse inkar etmiyor zaten. Bu bedihidir. Bu son derece önemli tespitin ardından yavaş yavaş insana doğru geçelim. Demek ki evrenin yasası manasına sünnetullah, evrenin kaderi anlamında sünnetullahı tespit ettikten ve bu sünnetullahın sabit ve değişmez olduğuna vurgu yaptıktan sonra bu sünnetullahın diğer bir ilişkisine, yani insan ile olan ilişkisine geçebiliriz. Kur'an sünnetullah konusunda insanla ilgili olarak son derece önemli ifadelerde bulunur ve bu ifadeler üzerinden insanın sünnetullah ile ilişkili kaderi boyutuna bir açılım, bir farklılık, bir efendim
tabir yerindeyse zenginlik kazandırır. Şimdi bunu hemen şu şekilde genel anlamda Kur'an ayetlerine atıfta bulunarak söyleyeceğim. Mesela Kur'an'da geçen levla kelimetun sebekat. Levla kelimetun sebekat min rabbike. لَقُضِيَ الْاَمْرِ Pardon, hatalı yazdım. Hem de çirkin oldu, düzelteyim. لَقُضِيَ الْاَمْرِ Evet, Yunus Suresi 19. ayet. Bunun pek çok versiyonları var. Az sonra anlam üzerinde duracağım. Bir de konumuzla ilgili son derece önemli olduğu için yine şart cümlesi olarak levla ile gelen levla kitabun levla kitabun minallahi sebaka. Minallahi sebaka. Evet, lemessekum fima ahaztum. Fima ahaztum, azab-u nazim. Evet, bu da Enfal Suresi. Bu da Enfal Suresi kaçtı? 68. ayet. Evet. Benzer çok ayet-i kerimeler var. Maksadımızı ifade etmek bakımından bu iki temel ayet-i kerimenin yeterli olduğunu düşünüyorum müsaadenizle. Bu ayet-i kerimelerde niye vurgu yapılmaktadır da konumuzla ilişkili. Sünnetullah'ın insan boyutuyla ve sünnetullah'ın insan kaderiyle ilgili olarak hangi hususlarla ilgili olarak bu ayet-i kerimeleri ele aldım? Çünkü kader konusuyla ilgili tefsir kaynaklarımıza baktığınızda, kelam kaynaklarımıza baktığınızda bu ve benzeri ayetlerin kadere iman konusunda ve kaderin izahı sadedinde sıklıkla başvurulan ve delil olarak gösterilen ayetler olduğunu görüyoruz. Bu nedenle bu ayetlerin konumuzla olan ilişkisinin sağlıklı boyutunu, doğru boyutunu göstermek bakımından en azından kendi açımdan söylüyorum. Tabii bunu yani kendi düşüncem açısından ifade ediyorum, altını çiziyorum, yanlış anlaşılmasın. Dikkatlerinizi çekmek için bu husus üzerinde duruyorum. Çünkü bu ayetler bize sebaka sözcüklerinin çağrışımıyla, bakın sebaka sözcüklerinin çağrışımıyla önceden bir sözün, burada söz yasadır. Kuraldır. Burada kitap aynı şekilde yasadır. Kuraldır. Evet. Önceden bir yasanın, önceden bir kuralın, önceden bir ilkenin belirlendiğini söylüyor. Mesela diyor ki eğer senin Rabbinin daha önceden bu konuda bir yasası, bir kuralı, bir ilkesi olmasaydı Yunus 19, levla kelimetun sebakat min rabbik. İşte bu yapılanlardan dolayı, oluşan hadiselerden dolayı lekudiyel emr, burada kudiye emr, kıyametin kopması. Yani yaşam biterdi. Her şey biterdi. Son bulur. Bulmadı. Niye? Bulmaması için Allah önceden bir yasa koydu. Aynı şekilde levla kitabun, Allah'ın bir yazdığı yasak, bir yasa, Allah'ın koyduğu bir ilke, bir kural olmasaydı, sebaka daha önceden bu konuda bir yasası olmasaydı, lemessekum azabun azim, size çok büyük bir acı, çok büyük bir azap dokunurdu. Bir azaba duçar olurdunuz, yapmış olduğunuz davranışlarınızdan dolayı. Enfal 68'de. Bakın
O halde bu ayeti kerimeler ve benzerleri bize sünnetullah'ın insanların davranışları ile ilgili ilahi bir yasasının olduğunu, yani bir kaderinin olduğunu söylüyor. Bir kader var. Bu kader, hani işte diyor ya şairi şehirimiz, her şeyin üstünde bir kader, her şeyin üstünde bir takdir var. İşte bu, her şeyin üstündeki takdir, her şeyin üstündeki kader. Ve burada insani davranışların, insani hareketlerin yasası anlamında sünnetullah ve bunun kader ile olan ilişkisini netleştirmeyi düşündüğümüzde, sevgili öğrencilerim ve değerli izleyenler, burada şöyle bir ayrıntıyı tespit etmemizin yararlı olacağını düşünüyorum müsaadenizle. İnsan dediğimizde bu ister birey olsun, isterse insan dediğimizde bu bir toplum olsun, sosyal bir toplum olsun. Allah-u Teala sünnetullah dediğimiz evreni varlığı yaratmadan önce, tabir yerindeyse, hem yaratacağı evrenin kaderini, yasalarını belirliyor, hem de az sonra detaylı olarak üzerinde duracağımız insanı, çünkü evren bir yerde duruyor, insan bir yerde duruyor. Yaratılışta evren ne kadar önemliyse insan ondan çok daha önemlidir. Çünkü insan nihai amaçtır. Evren bir ağaçsa insan meyvedir. Ve ağaç meyvesi amacı itibariyle değerlendirilir. Dolayısıyla insan meyvesi olan, evrenin meyvesi olan insan üzerinden o insanın gerek bireysel gerek toplumsal davranışlarına ilişkin Allah-u Teala bir yasa belirliyor. İşte bu sünnetullahın insanın bireysel ve toplumsal yaşamına ilişkin Allah-u Teala'nın daha insanı yaratmadan önce sebaka, daha önceden insanın varlığına sebkat etmiş, insanın varoluşunu öncelemiş olan bir ilahi yasa, tabir yerindeyse ezeli yasa, işte buna biz sünnetullah diyoruz. İnsani kaderle ilgili olarak sünnetullah diyoruz ve aynı zamanda ilahi ahlak diyoruz. İlahi ahlak. Evet. İlahi ahlak. Allah insanlar ile olan ilişkisinde ahlaki bir yasa koymuş. İnsanlarla olan münasebetlerinin ilahi ahlak yasası dediğimiz bir sünnetullahı var. Bu bireyle ilgili olduğunda bireyi bağlıyor, toplumla olduğunda toplumu bağlıyor. Yani biraz daha açarsak, hatta müsaadenizle açmadan konunun çok son derece önemli bir boyutuna işaret etmek bakımından bunu şöyle biraz şemam karışıyor belki ama bu şemanın karışıklığının zihnimizin durulmasına ve açıklığına vesile olmasını umut ediyorum. Bireysel ve toplumsal olarak sünnetullah manasında ilahi yasanın burada iki tane önemli yönüne dikkat çekmemiz gerekiyor. Birincisi dini anlamda, ikincisi de dünyevi anlamda. Allah-u Teala'nın dünyevi anlamda sünnetullah olarak belirlediği yasalarına mümin
kafir fark etmez, hepsi için ortaktır. Bu dünyevi yasaları hemen şurayla ilişkilendirebiliriz öncelikli olarak. Evrenin yasaları mümin kafir ayırt etmeksizin işler. Evrenin yasası bu mümindi, bu kafirdi diye ayırt etmez. Evrenin yasası inanca bakmaz. Yasaya kim uyuyorsa ona bakar. Yasaya uygun, evrendeki fiziki yasalara uygun hareket eden evrenle uyumlu olmuş olur. Aykırı hareket eden evreni karşısına aldığı için evrene ve doğaya ve tabiata aykırı davranmanın cezası neyse onu dünyada dünyevi olarak da görür. Onun için sünnetullah konusunda mesela Cenab-ı Hak insanı yaratırken biyolojik olarak sağlıklı beslenmeyi, dengeyi bize emretmiş ya, denge, sağlıklı beslen diyor. Bu bir yasadır. Dünyevi bir yasadır. Sağlıklı beslenen insan sağlıklı yaşar. Sağlıklı beslenmeyen de sağlıksız yaşar. Mümin olsun, kafir olsun fark etmez. Dengeli beslenmeyen obez olur. Dengeli beslenen fit olur. Bunun mümin kafir ayrımı diye bir şey yok ve bu dünyevi bir şeydir. Davranışlarımızın dünyevi olanlarının tamamıyla ilgili geçerli bir yasadır bu. Mesela Kur'an diyor ki وَلَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى. Biz insan için bir ilke belirledik. Bakın, insan, toplum, bütünüyle insan, ferdiyle, toplumuyla, bütünüyle insan için bir sünnetullah yasası bu. Bir yasa belirledik. Dedik ki, insan çalışırsa karşılığını bulur. Dünyevi. Peki uhrevi de çalışsa bulmaz mı? Onu da bulur. Ama bu dünyevi olanı bahsediyorum şimdilik. Ve çalışan karşılığını bulurun mümini kafiri yok. Kim çalışırsa karşılığını alır diyor Allah. Böyle bir yasa koymuş. Daha belirginleştirelim. İnsanın dünyevi anlamda olasılık matematiğiyle söylüyorum. Ne kadar sayıda davranışları varsa Allah sünnetullah olarak bu davranışlara ilahi bir ahlak olarak bir karşılık koymuş. İnsan böyle davranırsa ben ona böyle karşılık vereceğim, böyle davranacağım. Ve sevgili izleyenler, ilahi ahlak, birazdan da konuşacağız, bütünüyle adalet üzerine oturur. Dünyevi olanda da adalet, denge, mizan, ölçü esastır. Kaderin vurgusu da budur. Kaderde denge, adalet, ölçü bunlar aynı anlama tekabül eden kavramlardır. Bu itibarla insanın matematiksel ve olasılık hesabıyla söylüyorum. Ne kadar efendim şeyi varsa davranış türü varsa bu davranışlarının bütünüyle ilgili olarak Allah'ın da adil anlamda mümin kafir ayırt etmeksizin onlara bir mukabelede bulunma nesi vardır? Yasası vardır. Bu da kaderdir işte. Bu da kaderdir. Ve Allah İşlerimizi sağlam yapmayı, düzgün yapmayı, doğru yapmayı bize emreder. Kur'an'a bakın. Sözlerinizde durun, ahitlerinizi yerine getirin, akitlerinize sadık kalın, şöyle yapın, böyle yapın, düzgün olun, doğru olun, dürüst olun, adil olun. Bu evrensel ilkelerle dolu Kur'an-ı Mucizül Beyan. Bakın şimdi. Allah böyle söylüyor. Bunu bize bildiriyor ve dikkatli olmamızı, evrenle uyum içinde Rahman suresini okuyalım. وَلَا تَدْغَوْ فِي الْمِيزَانِ Benim yeryüzüne koyduğum mizanı bozmayın, ölçüyü bozmayın, dengeyi bozmayın buyuruyor. Biz bozarsak, ozon tabakasını delersek,
zararlı gazları atmosfere salarsak, iklimi değiştirirsek, buzulları eritirsek sonuçlarına katlanacaksınız. Mümin kafir ayırt etmez bu. Evi sağlam yapmazsan ya da selin geleceği yere yaparsan deprem evi başına yıkar, mümin kafir ayırt etmez. Sel de evini alır götürür, yine mümin kafir ayırt etmez. Bu bir kader midir? Evet. Nasıl manada bir kaderdir ama? Sünnetullah yasası anlamında bir kaderdir. Yoksa bizim sandığımız anlamda, o kusurlarımızı Allah'a fatura etme anlamında bir kader değil. Ona geleceğiz. Biz gelenekte maalesef hatalarımızı, kusurlarımızı Cenab-ı Hakk'a fatura etmeye dönüştürmüşüz kaderi. Duayı nasıl sadece Allah'tan bir şey isteme, talebe dönüştürmüşüz? Sabah akşam durmadan, yemekten önce, yemekten sonra, yatmadan önce, yattıktan, kalktıktan sonra ya dönüştürmüşüz? Kaderi de böyle. Öyle değil. Bu bir sünnetullah'tır, bir yasadır. Mümin kafir ayırt etmeden işler. Peki bir de dini olan var. Bu arada buradan yürüyeceğiz zaten birazdan, konuyu oradan derinleştireceğiz. Dini olanlar. Allah elçiler göndermiş, vahiy göndermiş, insana yaratılış amacını hatırlatmış. Bütün vahiyler ezzikru zikirdir, yani bir hatırlatmadır, bir anımsatmadır. Niye var olduğunu, ne için var olduğunu bir hatırlatmadır. Üstlendiği o büyük deruni emaneti bir anlamadır. Benim Taha Abdurrahman eleştirisine ilişkin konuşmalarımın ikincisini dinlerseniz bu emanet ayetinin anlamı üzerinde durdum. Mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. O emaneti bize hatırlatır Allah. Ve der ki, buraya dikkat buyurunuz lütfen, onu farklı renkle yazacağım. Cenab-ı Hak der ki, ey insan, sen davranışlarının sonucundan ahiret denilen bir hesap gününde sorumlusun. Ahiret diye bir gün gelecek, bir mahkeme-i kübra kurulacak ve orada buradaki davranışlarından sorumlusun. İşte burada dini davranışlar, farzlar, vacipler, mekruhlar, haramlar, helaller vesaireler girer. Bu sadece müminleri ilgilendirir ve buraya dikkat buyurunuz lütfen. Yine benim Teodise makalemi de bu vesileyle okumanızı özellikle tavsiye ederim. Bunların sonuçları da dünyada olmaz. Ahirette olur. Orada da iddialı olarak söyledim. Burada da tekrar iddialı olarak altını çizerek söylüyorum. Dini kusurlarınızın hiçbirisinin dünyevi bir cezası olmaz. Yani abdest almadım, namaz kılmadım, başıma taş düştü, öyle bir şey olmaz. Taş düşecek yerde yürüdüğün için başında taş düşer. O da dünyevidir. Az önce söyledim sünnetullah olarak. Taş düşecek yerde yürümeseydim. Ama başına taş düşse, Allah korusun tabii canım, şaka yapıyorum. Başına taş düşmüşse bu sabah namazını kaçırdığın için olmaz. Ya da o gün psikolojik olarak biz ilişkilendiririz bunları. Sabah namazını kaçırmışsak o gün başımıza bir şeyler geldiğinde falan, bak işte namaz kılmazsam vaktinde böyle olur falan. Bu psikolojik bir ilişkilendirmedir. Bunu iyi anlayalım arkadaşlar. Dini sorumluluklarımızın hesabı, kitabı, mükafatı, cezası mahkeme-i kübradan sonradır. Burada olmaz. Kimse kimseyi dini kusurlarıyla korkutmaya kalkmasın. Şunu yapmazsan şöyle olur da, bunu yapmazsan böyle olur da, dünyada diyorum.
dünyada sünnetullah yasası var. Ona uyacaksınız. Uymazsan başına hiç bu zorunlu yasa dedik değil mi? Cebir zorunlu yasa. Kaçışın da yok. Kurtuluşun da yok. Ve la tebdila ve la tahvila. Hatır da tanımıyor. Allah'ın yasası hatır tanımıyor. Bu peygamberdir, bu velidir, bu şudur, hiç tanımıyor. Bakın peygamberlerin bile başlarına gelenleri görüyoruz. Onun için bu yasanın dünyaya bakan yönü itibariyle kaderdir ve son derece önemlidir. Dini olanlarla ilgili ise bunun sadece sünnetullah olarak söylüyorum. Kader anlamında değil, dini olarak da sünnetullah tüm insanların davranışına ilişkin ilahi bir yasadan söz ediyoruz ya, o manada diyor ki ben sizi dünyada sınamak için yarattım. Sizi sınamak için yarattığıma göre davranışlarınızın benim size emirlerime ne kadar uydunuz, yasaklarımdan ne kadar uzak durdunuz bunları yazdım, kaydettim. Mahkeme-i Kübra'da dosyalarınızı açacağım. Hakkınızda hükmü ben vereceğim diyor. Öyle mi? Kur'an'ın bütünü böyle söylemiyor mu? Evet. Ha, bu vesileyle o zaman onu da söyleyeyim. Lütfen kimse kimsenin hesabını bu dünyada görmeye kalkmasın. Allah öbür tarafta Mahkeme-i Kübra kuracağım. Ben içinizden kim haklı, kim haksız, kim cennet hak ediyor, kim hak etmiyor. Bu kararı ben vereceğim diyor Allah. Bugün Müslümanları dinleyin, Allah'a verecek bir karar bırakmıyor. Hepsini biz veriyoruz maşallah dünyada. Herkesi her yere yerleştiriyoruz. Kimi cennete, kimi cehenneme, kimini buraya, kimini oraya. Allah Mahkeme-i Kübra'yı niye kuracak? Malikül mülküm diyor. Maliki yevmiddinim diyor. Mülk benim, Mahkeme-i Kübra'nın adil hakimi de benim diyor. Lütfen haddimizi bilelim ve hiç kimse ilahi hükmün, kararın bugün yeryüzünde temsilciliğine soyunmasın. Peki, şimdi konumuzun bu giriş kısmında kaderin sünnetullah ile olan ilişkisine değinmeye çalıştım. Ve sünnetullahın hem evrenin yasası olması bakımından kadere hem de insanların olasılık hesabıyla muhtemel her türlü dünyevi davranışlarına karşılık Allah'ın ilahi ahlak ve adalete dayalı mümin kafir ayırmaksızın geçerli olacak yasalarına tekabül eden anlamda bir kader anlamına geldiğinin altını çizmeye çalıştım. Bu iki türlü durum da bedihidir. Bedihidir. İmana konu olmaz. Çünkü bedihi olanın reddedilmez gerçekliği ve kabulünün zorunluluğu nedeniyle zaten hem bilgiye konu değildir. Bilginin kendisidir bedihi olan. Bunu mantık derslerimizde de işliyoruz biliyorsunuz. Hem de imana konu değildir. Çünkü Allah da onun için Kur'an'da iman edilmesi gereken aminu billahi ve melaikatihi ve kutubihi ve rusulihi vel yevmil ahir saymış ama ve bil kader dememiş. Neden? Çünkü bedihidir. Demeye gerek yok. Dünyaya, ağaca, gökyüzüne, güneşe, aya iman edin demek kadar saçmadır. Ondan. Evet. Şimdi bu aşamadan sonra değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, konunun başka bir boyutuna yine kader yazalım ve bu kaderin üzerinden devam edelim. Şimdi kader konusu dendiğinde bizim başta kelam kaynaklarımız olmak üzere bu konu bir ilahi ilim ile ilahi ilim. İki ilahi kudret
İlahi irade ile ilişkilendirilmiş ve dolayısıyla konunun Allah'ın varlığı ve kırmızı renkle yazalım bunu. Allah'ın tenzihi, tenzih ve takdisi bağlamında kutsallaştırılması, takdisi ve tenzihi bağlamında kader konusu kelamın bir konusu haline getirilmiş. Bu Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla ilişkilendirilmiş, isimleriyle ilişkilendirilmiş vesairesiyle ilişkilendirilmiş ve dolayısıyla konu tam da böyle bir bağlamda ele alınınca burada kaderin, onu da kırmızıyla yazalım, kaderin Allah-u Teala'nın sıfatlarıyla ilişkilendirildiği boyutuyla, yani kelami boyutuyla kaderin insan açısından ciddi manada sorunlara neden olan bir konuya dönüştüğünü görüyoruz. Ve konu da zaten, problem de burada başlıyor. Yukarıda anlatmış olduğum hususlarda zaten bedihiyattan olduğu için çok fazla problem görünmüyor. Ama burada şimdi ele alacağımız ve bundan sonraki derslerimizde de buradan devam edeceğimiz noktayı dikkate aldığımızda problem ve sorunlar da burada başlıyor. Şimdi kelami hassasiyetle bizim sünni kelamcılarımız başta olmak üzere, diğer tüm kelamcılarda da aynı hassasiyet, tenzih ve takdis hassasiyeti son derece önemli. Neden? Çünkü geleneğimizde, ben Cabiri derslerinde de bunu konuşuyoruz biliyorsunuz. Geleneğimizde bir taraftan Müslümanların kendi içinden çıkan mücessime, müşebbihe gibi, muattıla gibi efendim fırkalardan hareketle Allah-u Teala'yı cisme benzeten, insana benzeten, diğer varlıklara benzeten ya da Allah'ın evrenle ilişkisini ortadan kaldıran, ilişkisini kesen yaklaşımlarda gördüğümüz gibi bunları, bu tür batıl ve sapkın algılamaları Kur'ani muhtevaya uygun olarak, Kur'an mesajına muvafık olarak düzeltmek amacıyla, haklı olarak makamları cennet olsun kelamcılarımızın, bu hassasiyetle Allah'ın tenzihi ve takdisi üzerinde çok fazla durmuşlar ve dolayısıyla bizim geleneğimiz, başta sünni tabi eşari ve maturidi geleneği kastediyorum itikadi konular olduğu için, bu iki gelenekte de Allah-u Teala'nın tenzih ve takdisi maalesef biraz abartılarak, biraz değil bayağı bir abartılarak, Hasan Hanefi'nin ifadesiyle Allah'ın takdisi hatırına insan yok edilmiştir. Birazdan konuşacağız. Neden eşari kelamda kader cebriyeden hiç farkı yoktur? Ki bunu biz inşallah YouTube derslerimde Eşari'nin, İmam Eşari Rahimahullah'ın El-İbane an Usul-i Diyanesini okuyacağız birlikte. O zaman orada detaylıca bunları konuşacağız, tartışacağız zaten. Neden farkı olmadığı hususunun altını çizmemiz gerekirse, işte tam da bu bağlamda, tenzih bağlamında ortaya çıkar. Çünkü dikkat buyurunuz. Kader ilimdir demişler. Allah'ın bilmesidir. Peki Allah'ın bilmesi değişir mi? Yani insanların ne yapacaklarını Allah biliyor dediğimizde Allah'ın bilgisi değişir mi? Hayır. O zaman insan ne oldu? Bakın. Buraya farklı renklerle yazalım da netleşsin. Bir. Kader ilimdir dersek, kader Allah'ın ilmidir dersek, cebir kaçınılmazdır. Onun için bizim geleneğimizde kader konusu, sünni geleneğin kader konusu, eşari, maturidi de öyledir. Her ne kadar biraz ayrılığı farfantıdan dense de cebridir.
Cebriye'den ne yönüyle ayrısınız kardeşim diye ben kelamcı arkadaşlara söylüyorum. Bana ikna edecek bir cümle söyleyemiyorlar. Söyleyemezler çünkü yok. Birazdan konuşacağız. Çünkü kader insanların davranışlarıyla, amelleriyle ilişkili. Bakın dünyevi ve dini birazdan konuştuk sünnetullah bağlamında. Allah'ın önceden bilmesi dersek ve Allah'ın ilmi de değişmeyeceği için o zaman ben Allah'ın bildiklerini icra eden bir konumda olurum. Ve bütün fiillerim Allah'ın zaten benim için bilmiş olduklarını gerçekleştirmek olurum. Onun için kaza kader ilişkine girmiş ya, kader şudur da kazada onun işte şartları tahakkuk edince gerçekleşmesidir falan diye kelamda geniş geniş ele alıp tartıştıkları husus mudur? Ben de onu gerçekleştirmiş oluyorum. E ne oldu? O zaman cebir oldu. Cebir oldu. Cebir kaçınılmazdır. Şimdi birazdan konuyu çok önemli bir yere bağlayacağım. O önemli bağladığım yerin anlaşılabilmesi için buradan başlamanın uygun olduğunu düşündüm. İnşallah isabetli düşünmüşümdür ve dinleyenler açısından aydınlatıcı oluyordur. Peki, şimdi bu durumda iki, Allah-u Teala kadirdir, kudret sahibidir. Demek yani mutlak fail, yegane fail Allah demektir. Her şeyin yaratıcısı odur, Allah faildir. E o zaman Allah fail olunca işte Mutezile Sünni arasındaki en önemli problem de bu. Allah faildir. Mutlak fail, yegane, tek fail Allah'tır. Kudret yaratıcı demektir, fail demektir. Fiil, icraatta bulunandır. E peki o zaman Allah fail olduğunda Allah yegane faildir. Denirse cebir kaçınılmazdır. Neden? Çünkü işte tam da sünni kelamda mutezile ile kavga burada ortaya çıkıyor. İnsan fiilinin faili değildir diyor sünni gelenek, değil mi? Evet. E ne oldu? Ben fiilimin faili değilsem bunun anlamı ne? Bunu farklı renkle yazalım müsaadenizle. Kul fiilinin faili değilse o zaman hayat ilahi bir senaryo. İnsan da bir aktör olur. Ama Kur'an böyle söylemiyor. Siz bir aktörsünüz. Ben bir senaryo yazdım. Siz de oyuncularsınız demiyor. Benim yazdığım senaryonun Muhammed peygamberlik bölümünü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed oynuyor. Ebu Cehil de şunu oynuyor. Hazreti Musa şunu, Firavun bunu. Böyle demiyor Kur'an. Birazdan göreceğiz. Ama biz kelami manada Allah'ı tenzih etmek için insan da fail dersek o zaman fiilde ikilik, dualizm olur ve bu şirk olur yaklaşımıyla konuya bakarsak, konuyu farklı ve hatalı konumlandırırsak, kişisel kanaatim olarak söylüyorum, hatalı konumlandırırsak o zaman buradan çıkamayız çünkü az sonra da üzerinde duracağım üzere bu hiçbir şekilde insanın fail olması Allah'a bir şirk değildir. Bunu konuşacağız birazdan. Şimdi üç bu son derece önemli bir madde, üçüncü madde, irade Allah'ın özgürlüğü demektir. Özgürlük. O halde mutlak özgür Allah'tır önermesinden hareket edersek cebir kaçınılmazdır.
Neden? Çünkü mutlak özgür Allah olduğunda bu önerme insana bir özgürlük alanı vermez. İnsan özgür olamaz. İşte bizim kelam geleneğimizde bir türlü kimsenin tam olarak ne kastedildiğini izah edemediğini ve ettiğini görmediğim, dağlı olarak söylüyorum, görmediğim cüz'i irade tuhaflığı da buradan geliyor. Cüz'i irade. İnsana güya bir irade vermeye çalışmışlar cüz'i irade. Neyse bu cüz'i irade. Onun için Eş'ari kelamda fail Allah'tır, kul kasiptir demişiz. Ne demek kasip? Kesbetmek, kazanmak, elde etmek. Yani kul Allah'ın kulda gerçekleştirdiği fiilinin mazharıdır. Ne güzel oldu. Ben ne oldum? Şimdi birazdan bunu sınav üzerinden konuşacağız. Daha netleşecek inşallah. Ne oldu? Bununla bana ne sağlamış oldun? Ne söylemiş oldunuz? Allah'ın iradesi, özgürlüğü küllidir de kulunki de cüz'idir demişler. Değil mi? Cüz'i. Eskiler ne güzel söylemişler. Derler ki, ruhları şad olsun, filozoflarımız, usulcülerimiz, mantıkçılarımız, külli ile külün, cüz'i ile cüz'ün farkını fark etmeyenleri muhatap almayın. Ne güzel söylemiş. Biz bunları mantık derslerimizde işleyeceğiz malum, biliyorsunuz. Şimdi külli ne demek? Külli tümel demektir. Peki tümel ne demektir? Tümel de hariçte bir şey bırakmayan demektir. Yani tümelin dışında bir şey olmaz. Hariçte bir şey bırakmayan. Hariçte bir şey bırakmayan. Mantıkçıların buna şey bırakmayan. Yani efradını cami demektir. Hepsini içine alan. Dışarıda bir şey bırakmıyor. Peki cüz'i ne demek? Külliğinin, tümelin bir parçası demektir. Buraya ait demektir. Cüz'i de buraya ait olan demektir. Böylece ne demiş olduk tekrar? Kulun cüz'i iradesi var demek, Allah'ın külli iradesi var demek. Allah'ın külli iradesi kulda cüz'i olarak tecelli ediyor demektir. Bu kul özgürdür demek değildir arkadaşlar. Lütfen bunu iyi anlayalım. Altını çiziyorum. Onun için de bizim kelam geleneğinde bunların hiçbirisi çözümlenmemiştir. Peki, şimdi tam olarak buradan nereye geldik? Asıl oraya gelelim. Bir yavaş yavaş oradan devam edeceğiz. Uzattığımı biliyorum. Yoruldunuz da biliyorum ama o kadar önemli bir yere geldik ki burada bırakamayız. Ben dün cuma günü derste öğrencilere bunu anlatırken ders saatimiz de yavaş yavaş bitiyordu. Dedim vallahi bugün buralısınız, çıkmak yok. Hatta bir öğrenciye dedim ki sen kapıyı tut, kimseyi çıkarma. Bu konuyu bitireceğiz. Şimdi bunu bir netleştirelim, daha bitmedi. Şimdi bir büyük harflerle şu insan ne şuraya yazalım insan. İnsan kimdir diye soralım. İnsan kimdir diye soralım. Ve yazalım madde madde. Bir, insan dünyada sınav olan tek varlıktır. Sınav insanın
yerin, göğün ve dağların üstlenmekten kaçındı. Taha Abdurrahman konusuna ikiye tekrar atıf yapıyorum. Orayı lütfen dinleyelim. Onların üstlenmekten, yüklenmekten kaçındıkları emanete sahip. Ve bu emanetle imtihan olan tek varlıktır ve bu emanet özgürlüktür. Onun için dağlar, semalar, gökler, yerler o büyüklüklerine rağmen özgür olmaya cesaret edememişler. Özgürlüğü yüklenememişler. Çünkü özgürlüğü taşımak iki varlığa mahsustur. Bir tanrı ancak özgürlüğü taşıyabilir, iki insan taşıyabilir. Güç de öyledir, kudret de öyledir. Bir tanrı kudreti taşıyabilir ve her şeye gücü yettiği halde kötü bir şey yapmaz. İki insan kudreti taşıyabilir. Ama insan tanrının yukarıda sünnetullah olarak anlattığım kaderi gereği iyiyi de yapmak, kötüyü de yapmak şeklinde bir özgür oluşa, böyle bir doğaya sahip, böyle bir sünnetullah kaderine sahip olduğu için insan yaratılışında kudretini iyiye de kullanır, kötüye de. Adaleti sağlamak için kudretini kullanan da insandır. Yeryüzünü zulme boğan zalimlerin kullandığı güç de kudrettir. Zulmü seçen de insandır, özgürdür. Adaleti seçen insan da özgürdür. Sınav olmaktadır insan. İki, sınav zorunlu olarak özgürlüğü gerektirir. Özgürlük net bir biçimde tespit edilemeden insanın sınavından söz edemeyiz. Kur'an'ı okuyalım, muhteva Kur'an'a bakalım. Kur'an'ı muhtevaya. Kim zerre miktar şunu işlerse karşılığını, kim de zerre miktar kötülük işlerse karşılığını görecek diyor mu? Evet. Kimseye zulmetmeyeceğim diyor mu? Evet. Sizin amelinizi, sevabınızı, günahınızı tartacağım diyor mu? Evet. Özgür olmadan nasıl ben bunları yapacağım? Hem bana sevabı yazar, hem de ben onu aktör gibi işlersem sonra onu aferin, nasıl aferimi hak edebilirim? Ben işlemedim ki. Fail o, Allah. Onu işlemek için bana yazan o, oynatan o, yaptıran o. Nasıl ben bu bilgisayar programı yazıp da sonra bilgisayar programını cezalandırmak gibi bir şey olur bu. Bir oyun programlıyorsunuz, sonra oyundaki oyuncuyu kendi programladığınız halde oyuncuyu cezalandırmak gibi abes bir şey olur ki Cenab-ı Hakk'ı trilyonlarca kez ya da ne kadar rakam varsa o kadarıyla tenzih ederim. Böyle saçmalık olur mu? Sınav zorunlu olarak özgürlüğü gerektirir. Ancak özgürce sınav olduğunda bir insan, üç, sınavın sonuçlarından ya da pardon şöyle yazalım daha net olsun. Ancak özgür olduğunda davranışlarından sorumlu olabilir insan. Demek ki eğer insan yeryüzünde sınav oluyorsa ki Kur'an böyle söylüyor. Bu kim reddediler bir şey değildir. Öyleyse özgür olmak zorundadır. Davranışlarından sorumlu olacaksa özgür olmak zorundadır. Ki sorumlu olacaksınız diyor Kur'an. Özgür olmak zorundadır. Öyleyse kelamcılarımızın tenzih hassasiyetiyle yaptıkları gibi Allah özgür, insan nasıl özgür olur? İkisi birbirine şirk olur. Yaklaşımına yeniden gelelim. Ve şöyle farklı bir renkte yazalım. Allah, bunu benim değerli izleyenler muhtemelen
Eğer izlemişseniz Taha Abdurrahman eleştirisinde de üzerinde durdum. Farklı konularda Cabir'i okumalarında da üzerinde duruyorum. Bu arada fırsatınız olursa onları dinlemenizi şiddetle öneririm. Kelami geleneğimizin en önemli sorunlarından birisi Allah'ın tenzihi bağlamında insanı Allah'ın karşısına koymaktır. Bunu lütfen iyi anlayalım. Allah'ın tenzihi bağlamında insanı Allah'ın karşısına koymak fundamental bir hatadır. O kadar temel, o kadar esaslı bir hatadır ki bu hatalı konumlandırmanın üzerinde ne inşa ederseniz edin doğru olamamıştır. Doğru noktaya, doğru sağlıklı sonuçlara gidilememiştir. Onun için de kelam geleneğimizi Eş'ari'den en son kelamcılarımıza kadar okuyun. En son deyince aklıma geldiği için ruhu şad olsun Said Nursi'nin. Gerek İşaratul İcaz tefsirine bakın, gerek Sözler kitabına bakın. Orada da aynı şekilde İşaratul İcaz'da Bakara suresinde Hatamallahu ala kulubihim ayetini tefsir ederken der ki nedir bu cüz'i irade ve kader konusu ki deşeledikçe altından cebir çıkıyor diye şikayetlenir. Cebre düşmekten bir türlü kurtulamazsınız. Neden? Bu farklı hatalı konumlandırmadandır. İşte şimdi tam da burada bazı temel önermeleri yazacağım ve bunlar üzerinde bir sonraki sohbetimize ve dersimize kadar biraz üzerinde düşünmenizi istirham edeceğim sevgili öğrencilerim ve değerli izleyenler. Allah, bunu maddeler halinde yazıyorum. Bir, Allah insanı özgür kıldığında büyüktür. Daha önceki yazdığım Yeni Şafak'ta yayınlanan bazı makalelerimde bunu felsefi manada söyledim ve şöyle dedim. Tanrı insanı özgür kıldığında Tanrı'dır. Benden başka özgür olanlara izin vermiyorum dediğinde büyük olmaz Allah. Dikkat buyurunuz. Bu tam tersine bir komplekstir ve küçüklük alametidir. Ya yaradan yarattığı şeyi karşısına alıp onu kendisine şirk mirk diye görür mü ya Allah Allah? Biz neyiz ki? Varlık ne ki? Onu nasıl Allah'ın karşısına konumlandırabiliriz? Allah kulunu özgür kıldığında münezzehtir, büyüktür. Ben özgürüm, sen nereden çıktın da özgür oluyorsun? Bu küçüklüktür. Bu komplekstir. Bunu Allah'a nasıl yakıştırabiliriz? Böyle bir şey olur mu? Onun için Allah münezzeh, mukaddes, âlâ, ekber olduğu için insan özgürdür. Ve Allah insanı özgür bırakmıştır. İnsanın özgürlüğü zatî değildir. Şimdi buraya da kelami manada önemli bir şey yazalım. Onun için çünkü Allah büyüktür. Neden? Allah lizatihi vardır ve lizatihi büyüktür ve lizatihi özgürdür. E peki biz insan ligayrihi vardır. Yani varlığı Allah'a aittir. Allah var ettiği için vardır. Ki varlığımız zaten ona borçluyuz. Özgürlüğümüz de ligayrihidir. Yani özgürlüğümüz de o bizi özgür yaptığı içindir. Dikkat buyurunuz. Bu benim söylediklerimin yukarıda kelamcıların söylediğinden cüz'iden külde ne fark var? Şu fark var. Bizim özgürlüğümüz onun özgürlüğünün bizdeki bir tecellisi değil.
Yani özgürlüğünü bizim üzerimizde gerçekleştirerek bizde bir şey yapmıyor. Ya bizi istediğimizi yapmak konusunda özgür bırakıyor. İstediğini yap diyor. Hiç karışmıyorum, değil mi? Men şa'e fel yu'min ve men şa'e fel yekfur. Dileyen iman etsin, dileyen iman etsin. Bakın. Gayet açık. Bu bağlamda Tekvir suresindeki وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ ayetine, daha önce de YouTube derslerimde var, bunlar üzerinde durdum. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz ayetine verilen o son derece hatalı ve yanlış anlamdan da Yüce Mevla'yı tenzih ediyorum. Kelamı öyle demiyor. Çünkü اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ Kur'an için. Bu alemler için bir öğüttür, bir nasihattır. Limen şa'e minkum en yestakim. Bakın şa'e diyor. İçinizden doğru olmayı, dürüst olmayı, hidayet bulmayı isteyenleriniz varsa limen şa'e, bakın. Limen şa'e minkum en yestakim. Bakın şa'e en yestakim. İçinizden dilemek, bakın. Ben düzgün olmak istiyorum. Evrenle uyumlu, dengeli bir insan olmak istiyorum. Allah da buyuruyor ki iyi, ne güzel işte. İn huve illa zikrun, size bir hatırlatma, bir zikir indirdim. Ona uyun. Ve siz bunu tercih ederseniz, bakın, şaa tercih ederseniz. Ve ma teşaune illa en yeşa Allah. Rabbul Alemin. Nasıl tercüme ediyorlar? Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Sübhanallah. Ya Allah'tan korkunlar. Bu Yahudilerin Kur'an'ı tahrifi kadar büyük bir tahriftir. Şey pardon, Tevrat'ı tahrifi kadar büyük bir tahriftir. Böyle mi anlamamız lazım bu ayet? Allah diyor ki, sizin içinizden istikamet üzere yaşamayı isteyenler olursa, bu talebiniz, bu iradeniz, yani iradenizi, özgürlüğünüzü bu istikamette kullanırsanız, tercihiniz benim size gönderdiğim zikre tabi olmak ve uyumak şeklinde olursa, oh ne güzel. Allah da zaten siz böyle dileyin istiyordu. Allah da sizin böyle dilemenizi istiyordu. Sizin bu tercihiniz Allah'ın da tercihidir. Sizin bu dilemeniz Allah'ın da tam da istediği bir dilektir diyor. Memnun oluyor Allah. Böyle dilekte bulunursanız hoşnut olurum, razı olurum sizden diyor. Mana bu. Sınıfta da söylenince ben diyorum ki bunu sibevehi de dirilseniz mana bu kardeşim. Çünkü Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz, böyle de denmez. Ya ma lem yeşe illahu len teşa'u. Allah dilemedikçe siz dileyemezsinizin Arapçası budur. Şimdi konuya niye buradan geldik? İnsanın özgürlüğü üzerinden. Ve Allah insanı özgür bıraktığında büyüktürden geldik. İnsan da özgür olursa bana şirk olur mu olur mu? Bu bizim kelamcıların tedirginliğidir. Allah'ın böyle bir tedirginliği yok. Zaten o Yüce Mevla insanı bunun için yaratmıştır. Ve onu bunun için var etmiştir. Ve Kur'an bunu anlatıyor. Değil mi? Evet. Demek ki insan özgür olduğunda Allah büyüktür. Ve insan özgürdür. Şimdi ikinci bir konuyla ilgili önermeyi ve mottomu yazmak istiyorum. O önemli bir şey çünkü. Allah eseri büyük, önemli olduğunda büyüktür.
Yani ey kelamcılarımız, insanı küçülterek, yok ederek Allah'ı büyütemezsiniz. Haşa, onun zaten buna bir ihtiyacı yok. İnsan büyük, değerli, özgür, kadir, fail olduğunda Allah büyüktür. Bir insanın eseri önemli olduğunda mı teşbihte hata olmasın? Değerlidir eseri. Değersiz olduğunda mı? Niye insanı yok etmeye çalışıyorsunuz? İnsanı yok ederek, farkına varmadan tenzih ve takdis ettiğini düşündüğünüz Tanrı'yı da yok ettiğinizi neden göremiyorsunuz? İnsanı silerek, insanı yok ederek Tanrı takdis ve tenzih edilmez. Tam tersine insan onurlandırıldıkça, önemli kılındıkça, değer verildikçe, büyük görüldükçe, özgür oldukça, fail oldukça onun faili, halıkı ve yaratıcısı ekber olur. İşte bunun için Allah Allahu Ekber'dir. Çok fazla uzattım ve yordum biliyorum. Tahtamız da bitmiş zaten. Son ilkemizi yazalım, toparlayacağım. 3. İnsan değerlidir, insan büyüktür, insan özgür olduğunda Tanrı büyüktür dedik, değil mi? Önemlidir dedik. İşte burada şimdi son olarak Allah-u Teala, bu dersimizin bir sonraki derse de geçiş yapacağımız en önemli ilkelerinden birisidir. Allah insanı özgür kılmıştır. Sizi özgür kıldım, imtihan ediyorum diyor. Özgür kıldım söylüyor Kur'an'da. Emanet de bu zaten. Şimdi biz bu özgürlüğün içeriğini, muhtevasını insan özgürlüğü bu felsefenin en temel, en kadim, en kronik problemidir. İnsan özgürlüğünün anlamı tam olarak nedir? Büyük harfle bilmiyoruz. Muhtemelen bilemeyeceğiz de. Bilmiyoruz. Ama bunu bilmiyor oluşumuz özgür olmadığımız anlamına gelmez. Zaten din de, vahiy de insana bir yol gösterici olarak gerekliyse işte tam da burada gerekli. Ve Allah bize sizi özgür bıraktım. Emanetsiz üstlendiniz. Emanet özgürlüktür. Sizi sınav yapıyorum. Özgürce sınav oluyorsunuz. Soracağım niye böyle davrandınız diye. Haberiniz olsun. Ha, biz şimdi bu özgürlüğümüzün mahiyetini felsefi olarak, metafizik olarak, kelam olarak tartışırız, konuşuruz, izah ederiz. Dünya kadar şeyler söyleriz, ederiz. Bu bir bilimdir, felsefedir. Yaparız. Bunlar üzerine konuşuruz. Nihayetinde bunda son söz söyleyebilir miyiz? Hayır. İşte Kant'ın da dediği gibi. Bunlar bizim antinomilerimizdir. Bunlardan kurtuluşumuz yok. Bunları nihai manada çözemeyiz. Ama nihai manada çözemiyoruz diye bundan olumsuz bir sonuç çıkarabilir miyiz? Hayır, çıkaramayız. Yüce Mevla bizim vicdanımızda ve fıtratımızda özgür olduğumuzu
vicdani olarak hissedecek bir duyarlılık da bize vermiştir. İşte bu yukarıda sünnetullah olarak arz ettiğim fıtratımızdaki hissiyat ve duyarlılık açısından son derece önemlidir. Vicdani olarak kendimizin özgür olduğunu biliriz. Ondandır ki insanlık tarihi keşkeler edebiyatıyla doludur. Değil mi? İnsanlık tarihi, tırnak içinde söylüyorum, keşkeler edebiyatından ibarettir. Niye? Keşkene insanoğlunun pişmanlıkları. Niye böyle yaptım, niye şöyle yaptım, keşke böyle yapmasaydım, keşke şunu yapmasaydım. Tarihimiz bunlarla doludur. Ve bu cümlelerin anlamı ne? Demek ki keşke çektiğimiz hususların alternatiflerini de yapabilecekmişiz. Yapabilirmişiz. Ama her nasılsa o keşke dediğimizi yapmışız. Bu neyi gösterir? Özgür olduğumuzu. Bize birinin zorla o keşke dediğimizi yaptırmadığını, kendi iradelerimizle bunu yaptığımızı gösterir. Bizi yaratanın böyle bir özgürlüğü bize verdiğini gösterir. Ama bu verdiği özgürlüğün mahiyeti nedir? Ma huve diye sorduğumuzda bu ma huve'nin cevabını tam anlamıyla veremeyebiliriz, anlamayabiliriz. Ama bu sahip olduğumuz bir bedihi bir durumdur. Reddedemeyeceğimiz, inkar edemeyeceğimiz bir durumdur. Özgürüz. Adını şu anda hatırlamıyorum. Bir filozofun sözüydü bu. Özgürlük nedir diye sorduklarında özgürüz, o kadar diyor. Özgürüz. Detayına gerek yok. Özgürüz. Ne kadar önemli bir şey. İzaha gerek olmayacak derecede özgürüz. Bir insanın kendini böyle hissetmesinin ona verdiği güveni, özgüveni, sorumluluk bilincini bir düşünsenize. Özgürüm ben. Bütün davranışlarımdan sorumluyum. Çünkü özgürüm. Şimdi bu insanın ahlaki duruşuyla, bu insanın ahlak anlayışıyla, sınav bilinciyle, davranışlarının hesabını verme şuur ve bilinciyle, ikide bir sorumluluğu kadere, Allah'a havale eden, bir türlü özgürlüğü kah üstlenip kah üstlenmeyen, ikircikli bir insanın ahlak anlayışı, ahlaki duruşu, sınav algısı, yaptıkları ve davranışlarından sorumluluk bilinci aynı olur mu? Asla. Sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim, bu kader konusuna girişti. Bu giriş henüz bitmedi. Bir sonraki dersimizde de bu girişe inşallah devam edeceğiz. Muhtemelen ikinci dersimizin girişinin hemen ardından artık yavaş yavaş rivayetleri de ele almaya ve o rivayetler üzerinden de konuşmaya başlayacak gibi duruyoruz. Sabırla beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı çalışmalar, derslerinizde başarılar, hayatta muvaffakiyetler diliyorum efendim. Tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olunuz. Sağlıkla, afiyetle kalınız.